Efendim. Alo. Yasin abi gel otur kardeş yapar. Bırakayım. Zamların hissedilmesi genellikle takriben 5 ay geriye gidersek ilk 4 ayda rutin olarak ayda yaklaşık %10 civarında bir zam geliyordu. Son 18 bin liraya çıkan dolar bunu %20'ye çıkardı. 18'den sonra dolardaki düşüş %10,5'lara falan geldiğinden ötürü fiyatlarımız inmedi ama yükselmedi de. Yani bu daha çok sanki neye karar vereceklerini bilmedikleri için. Bir sebep budur. Fiyatlarımız da yani insanların bize sordukları sorulara artık cevap vermekten gına geldi bize. Hani dolar düştü de fiyatlarınız niye düşmüyor? Buna da cevap vermekte güçlük çekiyoruz. Çünkü her şeyin başı illa dolar değildir. Başka maliyet girdileri de var. Yani bir üretici işçiye verdiği parayı da hesaplıyor. Yaktığı elektriği de hesaplıyor. Evine götürdüğü iaşeyi de hesaplıyor. Ve bununla birlikte başka sebepler de var. Yani dolar evet simge olarak görünüyor ama illa sebep yüzde olarak değil. Bir buzdolabı daha önce takriben 2 yıl önce 900 lirayken şu anda 3600 ile 4000 lira arasıdır. Bununla bir kıyaslama yapabilirler. Bir televizyon 2000 liraysa şu anda 4000 liranın altında değildir. Yani şu anda 140 ekran bir televizyon takriben 9 ile 12000 arasıdır marka olanlar. Yani tüketime alıştık. İyi tüketiyoruz elhamdülillah. Yani bunun bilincindeyiz. Bununla birlikte iyi bir üretim de yakalamamız lazım. Yani eğer 100 tüketip 90 üretiyorsak ya arz talep sıkıntısı olduğu için yani oklar yükselişte olacak. Yani bununla birlikte eğer biz üretimi artırırsak, tüketimi azaltırsak yani bu ne olur? Arz talebi dengeler, fiyatlar da yani sabitler. Yani ÖTV KDV'yi düşürebilirler. Bu %18'lik bir hatlık sağlar. Bu da yani satışları da hem artırır hem fiyatı düşürmüş olur. 4-5 ayda her ay başında %10 zam geliyordu. Beyaz eşyaya %25 zam geldi. 9 bin liralık dolap 11.5'a kadar yükseldi. Gelen müşteriler boşuna çıkıyor. Yani müşteri gelip ürünlere bakıp almadan geri gidiyorlar. Fiyatlar yükseldiği için onlar da tedirgin. Son aldığımız buzdolabı 9 bin lira 100 liraydı. Benim aldığım fiyatı. Şu an alışım 11 milyar 500'dür. 2000'e aldığım fırın şu an 3000 lira alışımdır. 2500'e aldığım televizyon şu an 4000'e yakın maliyettir. Yani fiyatlarda bayağı artış oldu. Beyaz alanlar gelip ilk önce fiyat soruyor. Zam gelmeden önce beyaz eşya fiyatını öğrenip gidiyor. Geldikten sonra %25 zam geldikten sonra 10 yani 2 katı olmuş. 15 bin lira anlaştığımız beyaz eşya seti 30 bine yakın olduğu için alamadan geri dönüyor. Biliyor tedirgin oluyor, fiyatın düşmesini bekliyor onlarda. Yetkililerden çağrımız gelen zamların geri çekilmesini istiyoruz. Piyasanın bir açılmasını istiyoruz.